Sektörel Haber Merkezi olarak bizler sizleri her programımızda birçok sektörle buluşturuyor, mümkün olduğunca hiçbirini atlamamaya özen gösteriyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Ümraniye İstanbul'dan sesleniyoruz. Nazmiye Çaylı Moda Evi'ne konuk olduk ve mekanın sahibi Sayın Nazmiye Çaylı ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. Nazmiye Hanım, burada bulunmaktan tabii ki her kadın olduğu gibi bir an ben de çok mutluyum. O kadar özel ve güzel günlerimizde bizlerlesiniz ki diliyorum ki bu keyifli mekan uzun ama çok uzun yıllar boyu aynı kaliteyle, aynı gülen yüzle bizlerle olur. Teşekkür ederim. Burası inşallah. Tabii ki çok yeni bir mekan. Henüz bir yıldır bizlerle buluştu ama çok uzun yıllardır bu mesleğe emek verdik. 20 koca yılın burada bütün tecrübeleriyle buluşma noktası olmuş Nazmiye Çaylı Moda Evi. O zaman biz de soralım, Nazmiye Çaylı Moda Evi nasıl doğdu diyelim. Nazmiye Çaylı Moda Evi nasıl doğdu? Yani çok küçük yaşlarda başladım. Çok severek başladım. Yani, sevmeden olmayacak. Aynen. Bir dantellerle, taşlarla uğraşmak, yani insanların üzerinde onu görmek bana çok gurur verdi. Eserleriniz değil mi? Çok mutlu etti. Yalnızca gelinlik değil, bayan giyim üzerinde bütün kıyafetler, yani döbiyesten abiyeye, etekten pantolona, gömleğe, her şeye. Ben tamamen bayan giyim içerisindeyim. Ki bunun 2 yıllık öğretmenliğini de yaptım. Süper. Yani usta öğreticilerini yaptım. Çok seviyorum. Ve sonrasında çok, da dediniz evet, ki neden bu mekan benim mekanım neden olmasın? Allah kısmet etti çok şükür. 1 yıl önce burayı açtım. Gelinlerimizi buradan gözlerinin içinde mutlulukla, güler yüzle gönderiyorum. Bu da bana çok keyif veriyor. Mesleğimi daha da çok seviyorum. Yani onların istediklerini En güzel şekilde yapmaya çalışıyorum ki yaptığıma da inanıyorum şu ana kadar. Hepsi çok mutlu ayrıldı süper, buradan. Süper. 20 yıl kolay kazanılmadı diyorsunuz. Bundan sonra da inşallah bu mekan burada olduğu sürece herkesi buradan mutlu göndermeye çalışacağım. Süper. Burada tabii ki biraz açmak istiyorum izninizle. Çünkü burada gerçekten A'dan Z'ye tüm yelpaze var. Gelinlikten nişana, evet, abiyeden kınaya ve evet, sizin de vurguladığınız gibi çok özel talepler doğrultusunda da döpiyes gibi çok zor olan evet, dikişe de yer veriyoruz. Hı-hı. Tamamıyla butik çalışıyoruz. Kişiye özel çalışmamızda evet, mekanımızı diğer mekanlardan biraz farklı kılıyor. Burada sayısız yelpaze var bizlerle buluşan sevgili kardeşlerimiz. Gerek bunların her bir yerinden bir noktayı alabilecekleri gibi evet, kendi ellerinde özel modelleriyle de geliyorlar. Genelde. Ama biz diyoruz ki hizmette sınır yok. Kesinlikle. Talep ne gelirse aynısı bizler tarafından sunuluyor. Tabii kesinlikle, burada en önemli nokta bizlerin istekleriyle sizlerin tecrübenizin buluşması diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten kişinin tipine, saç rengine, boyuna, pozuna evet, uygun olarak da renkler ve modeller de bir değişikliğe uğruyor. Bazen bizim çok severek getirdiğimiz bir model sizin uzmanlığınızın bizlere yansımasıyla bambaşka bir modele dönüşüyor. Hı. Ki iyiydik, iyi ki de dönüşüyor. Çünkü gerçekten o model çok daha keyifli oluyor. Evet. Burada bunlara nasıl dikkat ediyorsunuz? Şöyle yapalım mı? Kapıdan içeriye bir konuk girdi. Ya sonrası diyelim. Hoş geldiniz deyip güler yüzle karşılıyoruz. Önce gelip modellerimize bakıyor. Beğendiği, çok içine sindiği bir şey varsa deniyor, alıp çıkıyor. Ama bütün modellerimizden hepsini beğeniyor ama birkaç yerini bir modelde birleştirebilir miyiz abla diyor. Tabii kızım diyorum. Yani sen seç, hangisini, neyini istiyorsan, üzerine ne olmasını istiyorsan hemen kağıda döküyoruz. Bütün istediklerini, yeni bir model oluşuyor. Bütün istediklerini bir modelde topladığında yani onun sevinci bir başka oluyor. Değil mi? Yani o dua etmeleri, işte ablacığım içime sindi, çok güzel oldu diyerek buradan ayrılması. Değil mi? Yani bu da benim gerçekten işimi iyi yaptığımı anlatıyor kendime. O çok güzel bir şey. Gerçekten katılıyorum çünkü gerçekten o kadar özel günlerimizde bizlerlesiniz ki kesinlikle bir kez daha tekrarı yok. Ki tekrar da olmasın zaten. Evet. Burada gerek bizlerle sunuşunuz, gerek sonrasındaki çalışma anlamında ne kadarlık bir süreye ihtiyacımız var ki sonrasında başımız ağrımasın? Şöyle söyleyeyim, şimdi yoğunluk olduğunda tabii zaten
randevu sırasıyla çalışıyoruz. En az 1,5 ay önce sipariş vermesi gerekiyor. Ki ben çok titizim bu konuda. Siparişimi 20 gün önceden teslim etmek istiyorsunuz bir Yok, de değil mi? Teslim değil. Yani şimdi teslim etmekten önce bitirip her şeyiyle, çiçeğiyle, duayla, her şeyiyle, ayakkabı tasarımıyla paketleyip kaldırmam gerekiyor. Ayakkabı tasarımı deyince hemen biraz küçük bir parantez açacağım oraya. Evet. Gerçekten sevgili kızımız gelmiş ayakkabı tasarımlarıyla burada destek oluyor bizlere. Evet. Gerçekten çok keyifli tasarımlar. Özel yani ruhunun yansıması ayakkabılarda buluşmuş. Orada gerek gelin gerek işte damadın isimlerinin yer aldığı, mini mini kalplerin yer aldığı, figürlerin yer aldığı çok keyifli bir yelpaze. Özel talepler doğrultusunda bizlerle buluşturuluyor. Ve bunu da aşağı spor yaşantımızda da yine bizlerle buluşmuş. Burada Converse gibi veya diğer markalar gibi spor ayakkabıların keyifli bir şekilde bizlere dönüşmesine veya gelin ayakkabılarının çok özel onlarda adlarıyla buluşmasına ya da özel imza yerlerinin ayrılmasına kadar birçok ayrıntı keyifli bir şekilde gerek topuklu gerek topuksuz gerek yüksek topuk gerek açık kapalı sınırsız bir yelpaze ile bizlerle buluşturulmuş. Buradan da sevgili kardeşimize başarılarının daim olması diliyoruz. Teşekkür ederim. Burada tekrardan noktalamak gerekirse gerek gelinlik, gerek nişanlık, gerek kına, gerek abiye ve tüm dikişlenince akla gelen yelpaze sizler tarafından tamamıyla butik olarak bizlerle buluşturuluyor. Ve bunu da aşarak aksesuar anlamında da bizlerlesiniz. Duvağından tacına kadar birçok değil mi? Çiçek gibi yelpazelerde gene bizlere sunuluyor. Peki efendim hedefler neler bu doğrultuda? Hedefler uzun yıllar bu sektörde kalmak, daha büyük mağazalar açmak, yani daha çok kişiye daha çok kişiye vermek. Hizmet etmek, daha çok müşteriye hitap etmek, yani daha herkesin çok olduğu genç gibi, sevindirmek aynen, galiba. Her sektörde olduğu gibi diyeyim, hedef yüksek. Değil mi? İnşallah bu hedeflere en kısa sürede kavuşursunuz. İnşallah. Burada peki bizler nelere dikkat etmeliyiz sizleri seçerken ki sonrasında başımız ağrımasın? Neden Nazmiye Çaylı Moda Evi dersem? Öncelikle malzeme kalitesi, dikiş kalitesi ve kalıp çok önemli. Yani gelinlikte gerçekten ilk önce kalıp diyorum. Yani kalıbın oturması, kalıbın çıkartılması, çiziminden provasına kadar çok önemli. Yani dikiş kalitesi ve malzeme kalitesine çok önem vermesi lazım. O zaman bizler sizleri tercih ederken biraz araştırarak uzun yıllara dayanan tecrübeyi de biraz araştırmamız gerekiyor galiba. Evet. Yapılan çalışmaları inceleyerek referanslara bakarak da bunun kararını verebiliyoruz anladığım kadarıyla. Biz de inşallah bu kaliteli hizmetinizin gülen yüzünüzle birlikte uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyoruz Teşekkür efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Ümraniye İstanbul'dan Nazmiye Çaylı Moda Evi'nden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.